Körler Sarlar Meeting Each Other programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size ben motivasyon vereceğim. Gerçi kel ilacı olsaydı başına sürerdi. Kel ben oluyorum. Ama size bugün motive olacağım. Neden motive olacağım? Çünkü ben çok negatif bir insanım. Bütün arkadaşlarım da genelde bu huyumdan şikayetçidir. Şimdi ben sizin bütün böyle enerjinizi, motivasyonunuzu -1'leri, -2'leri çekeyim. Ondan sonra bakın bakalım bundan sonra motivasyonsuz olabiliyor musunuz? Guys, şimdi öncelikle kendimden bahsetmem gerekirse hepsi küçüklük travmalarıma dayalı aslında. Ben küçüklükten beridir hep böyle negatif aptal aptal böyle düşmanımın aklına gelmeyecek, şeytanın aklına gelmeyecek, pişpişkellerin başına gelmeyecek şeyler yaşadığım için bugünlerde her zaman yaptığım işlerde 8 defa düşünüyorum. Ne yapıyorum mesela? Evden çıkmıyorum. Niye? Evden çıkarsam benim negatif enerjim, benim kötü enerjim karşı tarafa geçer. İşte bir uğursuzluk falan olur. Düz taban falan da değilim gerçi ama cenabet de değilim genel olarak. Yani niye bilmiyorum ama bende bir cenabet şansı var tabiri caizse. Şimdi olayı anlatıyorum nedir. Şurası bir kurusaydı biraz daha iyi hissedecektim. Küçüklükten beridir hep bu var bende. İşte yerli malı haftası vardı küçükken. Bütün bizim şubelerimiz toplanıp da gidecekti o. Mesela az önce ne oldu biliyor musunuz? Beni videodan attı. Çok garip şekilde kayıttan attı beni. Bakın işte şansım. Görüyor musunuz? Mesela yerli malı haftası vardı dediğim gibi. Otobüs ayarlanacak. Bütün şubelerimiz hep birlikte gideceğiz. A, B, C, D bilmem hangi şube varsa vesaire. Yerli malı gününe ben hazırladım. Sepetim, çantam, bohçam her şeyim hazır. Saate bakıyorum bir türlü şey saati, meeting saati, buluşma saati gelmiyor. Allah Allah ne sıkıntı var acaba falan filan derken okula bir gittim ben artık erken de olsa gideyim dedim. Arkadaşlarımla buluşurum orada. Baktım bizim bütün herkes toplanmış gitmişler. Hatta yemişler. Toparlanıyorlardı artık düşünün. Öyle bir şans benimki. Neden öyle olduğunu anlatayım. Bizim saatimizin pili bitiyormuş. Evdeki saatin pili azalmış. Güçsüzmüş. O yüzden böyle yelkovanın akrebi pek fazla ittirememiş. Ama ittirmiş yine de. Hani zaman durmamış da. Durup durup çalışıyormuş. Hep de çalışırken baktığım için şüphelenmedim. Saatin az önce şöyleydi böyle oldu falan şimdi saat demedim yani. Siz de olsanız siz de anlamazdınız. Salak salak şeyler yaşıyorum küçüklükten beri. Mesela benim böyle beli lastikli bir tane pantolonum vardı okula giderken onu giydim. Allah belasını vermesin. Gittim tuvalette fark ettim ki pantolonu ben ters giymişim. Fermuarı arkadaydı yani orada fark ettim. Bu da büyük bir travmadır benim için. Hep böyle pişmiş kerlerin başına gelmeyecek olaylar başıma geldiğinden ötürü ben tabii ki de ne yapıyorum? Kendimi böyle bir çekmeye başladım. Her şeyin böyle bir negatifini düşünmeye başladım. Ya şöyle olursa ya böyle olursa ya birisi çıkıp şunu derse ya birisi şunu yaparsa ya burada şöyle bir olay olursa ya kaza yaparsam trafik kazası öldüm gittim falan nasıl yapacağım vesaire hep bunları düşünürüm. 7'den 70'e düşünürüm. O yüzdendir ki böyle birileri beni çay kahve içmeye davet binlerce daveti ektim. Size yemin ediyorum binlerce daveti ektim. Kime, nerede çakra borcum var, nerede tılsımlı taşlarla bir şey yaptım bilmiyorum. At bokuna mı bastım artık onu da bilmiyorum gerçi ama. Böyle bir yerde ben çarpıldım. Benim böyle bir şeylerim var. Bana arada gelip gidiyorlar beni. Yokluyorlar böyle falan. Şeydi ama ben bağıracağından uzaylılarla konuşuyor diye. Beni böyle bir yokluyorlar arada. Garip garip herhalde. Neyse işte. Yani şimdi ben giderim buluşurum. Örnek veriyorum kahve içiyoruz. Kahve içerken birdenbire kahve boğazına kaçtı öldü. Hadi. Ben bunu düşünmek zorundayım anlatabiliyor muyum? Oraya gittim. Nereye gittik? AVM'ye gittik. AVM'nin yandığında ne yapacağımı düşünmem gerekiyor. Diyelim ki deprem oldu. Ne yapacağım? Diyelim ki tuvalette kilitli kaldı. Ne yapacaksın Barış? Yürüyen merdivenlerde düştü yuvarlandı kolu bacağı kırıldı. Hayır yani çok kötü hissederim kendimi. Buna benim sebebiyet verdiğimi düşünürüm vesaire vesaire diye söylüyorum. Neyse. Öyle bir şanssızlıktan bahsediyorum ki ben o yüzden bir insan içine pek fazla çıkmam. Bazı arkadaşlarım bunu şey olarak yorumluyorlar. İşte sen kötüyü çekiyorsun o yüzden sana negatif enerji geliyor. Sen negatif enerjiyi çekersen negatif gelir falan. Bunlar bence enerjiyle pek alakası da yok gerçi. Olmaz dediğim de oluyor çünkü. Aklıma gelmeyecek şeyler de olduğu için artık kafamı böyle buna yoruyorum. Mesela bir arkadaşım birisiyle buluşmaya gidecek tamam mı? First meeting'i. Hani ilk defa buluşacaklar, ilk defa gelecekler. Ben diyorum ki, bak diyorum aşka diyorum bana çocuğun profilini falan atıyorsun. Bana diyorum adı, sanı, soyadı, şeyi, TC'si bilmem neyse numarasını bile at. Süreli konumu at derim WhatsApp'tan 8 saatlik falan filan. O şekilde at ki hani oldu ki kafana bir şey vurdu, kaçırdı seni bir yerlerde doğradı mı orada bir şeyler oldu. Düştüm bayıldım biliyorsun hani. Çünkü bununla alakalı dillendirmek istemediğim bir olay oldu ki kimsenin haberi dahi olmadı. Hani onu ben gördüm kimsenin haberi olmadığı gerçeğini gördüğüm için yani dedim biz daha dikkatli olmalıyız. Neyse bu konuyu fazla açmayacağım. Yani her şeyin bir tetikleyicisi var bende.
Ben de oldum olası hep böyle negatif şans, böyle aptal aptal şanslarla yaşadığım için, böyle salak salak olaylar hep benim başıma geldiği için hep böyle temkinli davranıyorum. Her zaman temkinli davranıyorum. Sınava mı gidilecek? Aa işte benim sınav merkezim bu arada çok uzakta oluyor buradan. Sabahın köründen yola çıkıyorum. Aa diyorum işte gidemezsem, giremezsem sınava falan ne yaparım? Geri dönerim. Aa canımı niye sıkıyorum ki bunun için? Hazır zaten psikolojim buna. Enerji veya değil. Ben psikolojik olarak kendimi sınava gidemeyecek olma ihtimalime karşı hazırlıyorum ki gidemezsem oturup bir köşede zır 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 ağlamayacağım. Yani niye ağlayayım? Kendi zamanımı niye buna harcayayım? Gidip başka bir şey için üzülürüm. Biraz mantıklı düşünün. Kendinizi hazırlayabiliyorsanız hazırlayın en kötüsüne. Enerji veya değil. Gittiniz bakkala gittiniz örnek veriyorum. Bakkalda çatışma çıktı. Olmaz ya. Çıktı. Nereden bileceksin? Bugüne bugün işte ne bileyim bir kavganın ortasında kalan adam orada kavga olacağını bilerek mi gidiyor oraya? Hayır. Fal mı attı? Hayır. Diyelim ki kaldın çatışmanın ortasında. Ne yapacaksın? Yalçın Çakır gibi şey şişesi mi fırlatacaksın milletin kafasına? Yarım saattir bekliyoruz. Burası salı salon gibi oldu. Hala var süre kimse gelmedi. Teker var ya benim bitti. Arkada saklanıyorum ben. Lan yardım edin lan! Ya yine oluyor ona ya. Hayır. Buna kendini hazırlamak zorundasın. Gibi gibi. Tamam mı? Ay daha neler neler geldi başıma. Hepsini böyle anlatsam. Ben bir ara bunu artık bir şey haline getirdim. Alışkanlık haline getirdim. Ve dedim ki hani o kadar kötü bir gün ki bu. Bok gibi bir gün. Story atıyorum. Diyorum ki bugün de bok gibi. Günaydın falan. Böyle yapıyorum. Örnek veriyorum. Çünkü negatif enerjimi karşı tarafa yansıtıyorum ki karşı taraf kendini pozitif hissetsin. Bak bak bak. Bendeki ters psikolojiye bak. 2 sene psikiyatri okumuşumdur. Ama o diplomayla gidip kendimi psikolog olarak nitelendiriyorum. Bak ama bak 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 bak. Bir gün benim o story'me birisi yanıt verdi. Allah'ım bir paragraf yazmış böyle. Mesaj isteklerinden. Yedim be. Hey ya beton yetmez yemin ederim. Bir yazmış, bir yazmış. Bir anlatamam sana. Ne yazmış biliyor musunuz? Özetini geçeyim ben size. Ya diyor nereye bok gibi hayatın var diyor. Nereye bok gibi gün diyor. İşte diyor senin diyor annenin babanın durumu çok iyi diyor. Belli diyor sen İstanbul'da üniversite okuyorsun. Aa diyor bir de sen sosyal medyada tanınıyorsun. Muhtemelen annenin babanın durumu çok iyidir. Demez mi? Allah'ım bunu bir alırsın ana mesaj kutusuna. Ona bir giydirirsin, bir giydirirsin. Küfür etmedim tabii ki de. Niye küfür edeyim ki? Sonuçta tanımıyor beni. Ben her zaman ne diyorum? Siz beni bu kadar tanıyabilirsiniz. Şuradaki ekranda gösterdim. Kadraj kadar tanıyabilirsiniz. Şuradan ilerisinde ne var bilmiyorsunuz mesela. Şey yapıyormuşum ben. Zincir sesi falan geliyormuş bir yerlerde. Şey diyor. Hi, I'm Dobby. Hani bilmemesi normal. Ama bilmiyorsan konuşma gerizekalı. Ben niye şimdi senin onun söyleyeceğini bildiğim halde gidip böyle bir story atıyorum ki? Salak mıyım ben? Ben bilmiyor muyum senden alacağım tepkiyi? İlk defa mı içerik üretiyorum sosyal medyaya? Salak herif. Neyse işte var yo anlattım. Hayatımda da ilk defa böyle bir şey yaptım. Dedim bak böyle dedim böyle. Şuradan şöyle çıktım. Buradan böyle girdim. Şurada şu olmasa böyle yapamazdım. Bu olmasa şöyle yapamazdım falan deyince çocuk bir üzüldü. Çok dedi özür dilerim kanka dedi. Hani bilmiyordum bilseydim söylemezdim. Hiç öyle görünmüyorsun dedi. Ay nasıl görünebilirim peki? Nasıl görünebilirim peki? Yani değil mi? İnsanın bunu da bir düşünmesi lazım. Şeytanın aklına gelmez. Melek Subaşı'nın dediği gibi. Şeytanın aklına gelmez. Tapalavere bırak. Öyle. Gelmez şeytanın aklına ya. Olmayacak şey benim başıma geliyor. O yüzden ben de insanlarla bir şeyimi paylaşmıyorum. Söyledim geldi mesela şimdi. Ben şimdi gittim. Bir olayımı anlattım. Ona benzer bir olayı yaşarım yani. Gelir başıma. Cenab-ı şansı. Bir ara ben birisiyle iş konusunda konuşuyordum. Hani bir girişim planım vardı. Bunun taslağıyla alakalı münasebetimiz vardı hanımefendiyle. Kendisini çok sever, sayarım. Çok iyi bir insan. Ay kıza o kadar böyle negatif enerji verdim ki diyorum ki hani deprem oldu ne yapacağım diyelim ki işte muhasebeci yandı bitti kül oldu ne yaparım o zaman. Hani diyorum aklıma gelebilecek her türlü negatif şeyi söylüyorum. Kız bir ara illallah etti dedi ki ya dedi Barış dedi bir şey soracağım sana. Sen diyor niye bu kadar negatifsin? Niye bu kadar negatifsin Barış diyor bana. Yani bütün enerjimi aldın benim bu işe olan inancım gitti zaten şu an dedi. Ve dedi ki ben dedi kozmik enerjiyle ilgileniyorum dedi. Bir gün dedi senin çakralarına bakalım, senin enerjine bir bakalım. Bir enerji açığı vardır kozmik evrende. İşte o açığı kapatırız. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Sen de normale dönersin dedi. Bak 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 bak. Nereden nereye? Ay ben de tabii bir sevindim. Dedim yani oh şükürler olsun yıllardır sürünüyorum. Bugün bir çözüm buldum. Ertesi gün hallederim diyorum. Aylar geçti halen de halledemedik.
Yani aylar geçti, belki de yıl olmuştur, bilmiyorum ama hiçbir şekilde onun konusu açılmadı. Böyle de şanssızım. Yani kendimi kurtarmak için çabaladıkça daha çok batıyorum. O yüzden kabullenmek daha iyi. Her şeyin en kötüsünü düşünmek daha iyi. Bence tavsiyemdir size en kötüsünü düşünün. Şimdi mesela mesela bu videoyu izliyorken örnek telefonunuz düştü, kırıldı. Gelmez ama oldu ki kırıldı. Ne yapacaksınız? Bence telefonu bir yere sabitleyin de şimdi izlemeye devam edin. Ay çok sinirlendim. Var ya böyle şeyleri düşündükçe yastığa koyamıyorum kafamı. Böyle yatıyorum. Diyorum ki Allah Allah diyorum, keşke diyorum şöyle yapsaydım. İşte öbür tarafa dönüyorum, diyorum ki nasıl böyle bir şey gelir başıma, bu benim dikkatsizliğimle de alakalı olabilir. Belki it is okay. Ama değil. Hepimiz hayatımızda belirli oranlarda dikkatsizizdir ama o kadar da değil yani. Yazık, günah. O yüzdendir ki herkesi ekerim, böyle oturuyorum evimde. Nasıl? Çok güzel değil mi? Yani bir tane tripodla, bir tane işte şeyle, kamerayla, bir tane aynayla falan, makyaj şeyiyle size ne kadar zarar verebilirim? Değil mi? Değil mi yani? Şimdi biz mesela buluştuk yarın bir gün, oturuyoruz. İşte nasıl, iyi mi? Ben değilim, seni sorma. İşte çocuk falan, fıstık öyle, çoluk çocukla uğraşıyor falan derken pat! Sıva kafana düştü, öldüm ya. Ben ömrümün sonuna kadar unutmayacağım o sahneyi. İyi misiniz? Böyle bir şey mümkün değil. Evimde oturuyorum böyle, bakın. Böyle mal gibi duvarlara bakıyorum bütün gün. Böyleyim. Daha sağlıklı. Yani akli dengemi böyle yitirmem daha iyi. Birisinin başına getirdiğim negatif bir şeyle ömrüm boyunca kendimi yemekten daha iyi de diye düşünüyorum. Duvarlarla bakışmam. Mesela ben duvarlarımı çok seviyorum. Aa, canım benim nasıl olur? Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Oo. Öyle yani. Aslında bu ciddi bir sorun. Ama evet yani. Yemek yemeye gittik diyelim, yemek boğazınıza kaçtı, öksürdünüz, kaldınız, ben orada oldu ya bir kere, Allah belasını vermesin. Arkadaşımla gittim Beşiktaş'ta, bir şeyde oturuyoruz. Ne deniyorsa artık o mekanlara, pub mı deniyorsa, kulüp mü deniyorsa, kulüp değil, kulübe gitmedim. Hani böyle müzik çalıyor, oturuyorsun işte öyle bir yer oğlum, bilmem adını, neyse. Ay gerizekalı aptal, sen git çerezleri yerken mısırın tanesini genzine kaçır, sen orada bir öksürmeye başla. Kafamda birazcık şey böyle, hani alkolün de etkisiyle tabii ki mal gibi kaldım, yemin ederim ne yapacağımı bilemedim. Paniğim ama panik değilim, sakin olmak zorundayım çünkü bir kriz anı var. Yanlış bir şey yapmaman gerekiyor Barış. Su alabilir miyim? Ya suyu ne yapacaksın? Sokacaksın suyu, gerizekalı aptal. Soluna kaçmış. Allah'tan ki arkadaşım refleks olarak kendini yere atıp böyle hani o pozisyonuna getirmişti de genzinden çıkarttık. ATT falan da yok. İlk yardım bilen kimse de yok. Bilse de sarhoş herkes. Öldü gitti. Ne yapacaksın Barış? Ha? Ne yapacaksın? Ömrümün sonuna kadar unutamam. Aa, öyle bir şey. O günden sonra da zaten bir daha onunla gitmedim. Çok ısrar etti. Sonra pandemi çıktı. Böyle de negatif bir insanımdır. Oo. Bir şey istemediğim zaman gerçekten olmuyor. Ben bir şey yapmak istemeyeyim, olmuyor. Mesela bu ikinci video kaydım. Öyle yani guys. Şimdi motivasyon konuşmam, adı altında yapmış olduğum negatif konuşmam bu kadardı. Sizlere özet geçmem gerekirse. Şimdi birazcık da şey... Hiçbir şey sizin psikolojinizden önemli değil. Kendi psikolojinizi kendiniz bozun. Başkalarına bozdurmayın. Bakın ben mesela duvarlarla konuşuyorum. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Diyorum ki mesela nasılsın? İyiyim diyor. Çıt çıt ediyor mesela bazen gece arası böyle falan. Yapıyor bana. Anlatabiliyor muyum? Ay dur. Aranızda gerçekten psikolog olan vesaire varsa yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Sizi çıkartmak için peki boynumu kıtlatmam, bu kaçıncı seviye delilik? Neyse öyle işte, benim de kendi kendime bazen böyle geliyorlar işte, bazen yokluyorlar falan. Selamlaşıyoruz, çay kahve. Öyle.
anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Psikolojinizi kendiniz bozun. Başkalarına bozdurmayın. Motivasyonunuz da bu yönde olsun. Negatifini düşünün. Başıma gelirse ne yaparım diye düşünün. Cevabınızı biliyorsanız gidin onu yapın. Bilmiyorsanız oturun evinizde. Kalkmayın gitmeyin bir yere. Hayırdır abi ne oluyor? Yani. Değil mi? Böyle düşünmek gerekiyor. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım ki eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ne bileyim yorum falan da yaparsınız. Zaten bunları söylememe hiç gerek yok ama yine de söylüyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz yani. Sonuçta o kadar uğraşıyorum. Saatlerce emek veriyorum. Hafızalar falan yetmiyor bazen. Falan fıstık. Öyle yani öyle bir söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Next.